Herkese merhabalar. Filiz'in mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz mevsiminde olmazsa olmazımız biber dolması tarifi hazırladım. Hadi buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle 2 su bardağı pirinci yıkadım ve süzdürdüm. Dilediğiniz pirinç kullanabilirsiniz. Kırık pirinç de kullanabilirsiniz. Ben kırık pirinci sevmiyorum arkadaşlar. Ne dolma içinde sarma içinde sevmiyorum. 2 tane kuru soğanı ince ince kıydım. Kesinlikle rendelemeyin. Yarım bağ maydanozdan çok az, eksik maydanoz ekledim. 3 tane domates rendeledim. 1 tatlı kaşığı biber salçası ve 1 tatlı kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekledim. Baharat olarak karabiber, tuz, sumak, nane, kırmızı toz biber ve pul biber ilave ediyorum damak tadınıza göre farklı baharatlarda kullanabilirsiniz. İçerisinden çıkartmak istediğiniz baharatları da çıkartabilirsiniz. İç harcımı çiğden yapıyorum. Biber dolmasında çiğden yapıyorum arkadaşlar. İyice karıştırıyorum. Bu aşamada elinizle iyice karıştırırsanız daha güzel bütün yağı ve salçası birbirine geçiyor. Evet şöyle iyice elimle karıştırdım. Daha sonra sizlere de bu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi bütün salçası her yerine gelmiş oldu. İç harcımız gerçekten nefis oldu. Şöyle bir kenarıya alıyorum. Biberlerimi çekirdeklerinden temizliyorum. Biberleri öncesinde tertemiz yıkadım. Bol suda daha sonra suyunu süzdürdüm. Bu şekilde baş kısımlarını içine bastırarak, baş parmağınızla içine bastırarak çekirdekleri kolayca çıkartabiliyorum. Herkesin aparatı olmadığı için bu yöntemle göstermek istedim arkadaşlar. Bakın, gayet pratik bir şekilde çekirdeklerimiz çıktı. Tekrar birkaç tane daha göstermek istiyorum çok aşırı bastırmayın. Aksi halde ortasından yırtılabilir. Şöyle hafifçe baş parmağımızla hafifçe dokunarak çekirdek kısımlarına köklerinden ayırabilirsiniz. Şöyle iyice çekirdeklerinden temizliyorum. Bıçakla da göstereyim. Eğer ki o şekilde yapamam ben diyorsanız bu şekilde bıçağın ucuyla hafif hafif dokunarak Kesebilirsiniz. Evet, gerçekten e, mutfakta her zaman diyorum çareler tükenmez. Bütün biberlerimi temizledim ve içini dolduracağım artık. Kesinlikle biber dolmasında e, ağzına kadar pirinç koymayın. Çünkü pişip kabaracağını da göz önünde bulundurarak bu şekilde biraz boşluk bırakmanızı tavsiye ederim. Hem içerisi daha güzel pişecek hem de kabardığında taşmalar meydana gelmemiş olacak. Eğer bilmeyenler için de söyleyeyim bu iç harcımızı yaprakta sarabilirsiniz arkadaşlar. Lahana da sarabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hepsiyle de gerçekten bu iç harcımız güzel olacaktır bugün etli ve kıymalı yapmadım ben biber dolmasını şöyle zeytinyağlı canımız çekti zeytinyağlısını yaptım Tabii ki kıymalısı da çok güzel oluyor kıymalı da seviyorsanız içerisinde kıyma kavurarak o şekilde de yapabilirsiniz şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir boşluk bıraktım daha sonra üzerine kapak yapacağız ama öncesinde sosunu hazırlayalım. Üzeri için sosunu hazırlayalım. Yine bir tatlı kaşığı biber salçası ve bir tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Üzerine kaynar su ekliyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Soğuk su veya ılık suyla kesinlikle yapmayın. Kaynar suyla salçayı açalım. Evet salçayı bu şekilde iyice açtım. Gördüğünüz gibi bir kenarıya alıyorum. Ve artık e, dolmalarımın üzerine kapak e, kapatacağız. Neyle kapatacağım? Patatesle kapatacağım arkadaşlar. Ben patatesle çok seviyorum. Hem patates böyle haşlanmış oluyor. E, yemesi çok güzel oluyor. Yumuşacık. Eğer denemediyseniz mutlaka ve mutlaka bir de patatesle denemenizi tavsiye ederim. Patatesleri bu şekilde yuvarlak yuvarlak kestim. Ne ince ne kalın olacak şekilde. Arada büyük gelen olabilir. Onu da şöyle kenarlarından çok az alalım bıçakla. Şöyle gördüğünüz gibi bakın bıçakla çok az alıyorum ve e, tam biberimize göre ayarlıyorum. Hem dolmamızın e, kapağını da ziyan etmemiş oluyoruz. E, patatesini de yemiş oluyoruz. Yeni gelen takipçilerim eğer sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Biberlerimin en üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Yağımız bol olsun ki biber dolmamızın lezzetine lezzet katmış olalım. Yağsız bir dolma gerçekten hiç güzel ve tatlı olmayacaktır arkadaşlar. Sosunu da üzerine ilave ediyorum. Şöyle biberlerin arasına da geldi. Ee, pirinçlerim daha da iyi pişecektir. Kesinlikle biber dolmasında suyunu çok fazla vermeyin arkadaşlar çünkü biberleri de suyunu saldığı için çok fazla sulanacaktır. 2 su bardağı, iki buçuk su bardağı su yeterli gelecektir. Evet, biberlerin pişmeye başladı. Gördüğünüz gibi rengi değişti, altın sarısı oldu. Biber dolmam hazır. Biraz dinlendirdim 10-15 dakika kadar ve servise alıyorum. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehirden, hangi ilden, hangi ülkeden, ilçeden? Çok merak ediyorum. Yorumu yazarsanız sizlerin nerelerden beni izlediğini öğrenmiş olurum. Yanını ne yakışır? Tabii ki cacık inanılmaz güzel olacaktır. servisi alarak sizlere iç dokusunu da göstereyim. Biliyorum ki en merak ettiğiniz bölüm burası. Aklınıza hiçbir şekilde soru işareti kalmasın. Gönül rahatlığıyla tarifimi yapıp deneyebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz de küçük de olsa yorumlarınızı bekliyorum. Evet. Bıçakla da şöyle dokunduğum an görüyorsunuz kesiliyor arkadaşlar pirinçlerimiz de gayet güzel ne kuru ne lapa inanılmaz güzel oldu bugünlükte sizlere bu güzel tarifimi verdim umarım beğenmişsinizdir beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum yepyeni bomba gibi tariflerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın sağlıkla kalın hoşça kalın